Amirim, bunlar mahsulün üzerinden çıkanlar. Kıyafetleri, cüzdanı, tesbihi, bir de bu. Maktun'un kazana takılmış halde bulduk. Kardeşim, bilekliğin güzelmiş. Sonsuzluk işareti değil miydi o ya? Aynen. Yani aslında bunun Cemre'yle bizim için özel bir anlam var ama Cemre kaybetmiş kendininkini. Yapma ya. Songül de her şeyi kaybediyor. Kafaları çok dağınık lan bunların. Beyler, biraz daha goy goy yapacak mıyız? Adamlar dışarıda bekliyorlar bizi, haberiniz olsun, hadi. Ya, tamam, hadi. Hadi. Ya ne oldu amirim, söylesenize. Ha, yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Tamam, bu bileklik bende kalsın. Sen bunu orada dosyasına koyarsın zaten. Bize iki dakika müsaade eder misin? Bir şey konuşacağız. Başla amirim. Siz yok bir şey dediniz ama var bir şey. Kafanıza bir şey takıldı sizin. Şu kapıyı kapatsın ha. Fadik. Bu bileklik Cemre'nin. Cemre'nin mi? Amirim, nereden çıkardınız? Hem Cemre'nin bilekliği Yavuz'un eşyalarının arasında ne arasın? Allah kahretsin, bilmiyorum işte. Bilmiyorum, kafam allak bullak şu an. Serkan bana söylemişti. Cemre'de de aynısından vardı. Hatta o kaybetti falan dedi. Sen olsan ne düşünürsün? Ya amirim, olur mu öyle şey? O bileklikten herkes de var. Beşiktaş'ta, Ortaköy'de falan bir sürü her yerde satılıyor. Hem ayrıca üstünde Cemre falan da yazmıyor. Değil mi ya? Yani sevgilisinin babasını öldürecek hali yok. Yani. Ha, üstelik Cemre tanıdığım en saf kızlardan biri. Cık, yapar mı şöyle şey ya? Tabii. Tabii öyledir. Ben de bir şey oldu sandım. Ay, benim içim kıyıldı. Ben yemek yiyeceğim. Siz aç mısınız? Bu amirim, size soruyorum. Yemek yiyeceğim ben. Aç mısınız? Ha, yok yok, ben tokum. Sen çık. Tamam, görüşürüz. Peki o kan neydi? Ben sonra o arabayı bulamadım. Saçmalama be Ali, saçmalama. Nerede bu araba ya? Ali Bey. Nazan Hanım mı yok etti arabayı ortadan? İyi de kimse bilmiyordu ki. Kimse bilmiyordu ki. Nazan Hanım'ın arabasının bagajında kan izleri vardı. Allah kahretsin, kahretsin. Sadece Eylül biliyordu. Eylül mü söyledi? Ya Eylül, bak bu mevzu benim kafama takıldı, içime kurt düştü. Benim bu gece bunu halletmem lazım. Ali dur, gitme. Ben biraz daha otururuz diye düşünüyordum. Ya ben seni çok özledim. En azından bir yemek falan yesek olmaz mı? Yok artık ya. Yok artık. Nazan Hanım mı öldürdü yani Yavuz? Arabam yok. Kafayı yiyeceğim ya, kafa... Benim sana bir şey anlatmam lazım. Ben birini öldürdüm. Lan oğlum, saçma sapan şeyler düşünme be. Saçmalama Ali, saçmalama. Kader sadece senden ödevi için yardım istedi. Sadece ödevi. İyi de kızlar niye öyle telaşlı telaşlı apar topar geldiler? Allah kahretsin ya.
Allah'ım kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim ya. Eylül'le konuş, ağzını ara, Eylül'le konuş. O söyler. Sevgilin lan senin o. Nasıl soracaksın sevgiline? Nasıl soracağım? Lütfen senin olmasın bu ya. Ha? Sonunda uyanmışsın. Uyandım. Seni bekliyordum, otur. Nazan'la konuşmuşsun. Eşler, sana korkunç şeyler anlatacağım. Nazan'la kızlar feci şeyler yapmışlar. Korkunç şeyler yapmışlar. Odana geldim anlatmak için, uyuyordun yani. Sen de komada gibi uyuyorsun. Ben ama onları senin bilgisayarında baktım ya. Senin sen biliyorsun o zaman her şeyi. Sen de demek ki onlarla ortaksın. İnanamıyorum, Allah cezanı versin. Resmen ortak. Cinayi bir şebeke bu. Öylesiniz herhalde. Zehra, saçmalama ya. Ne cinayet? Tamam, ben para göz bir adamım. Tamam, kumar oynuyorum. Tamam. Ama insan öldürmek falan, bunlar benim yapacağım işler değiller. Ama madem sen her şeyi biliyorsun artık, bu işte artık ortağız. Ne ortaklığı be? Ne yapacağız? Nazan'ı beraber mi yollayacağız? Anlamadım ben. Şapşal, sen gidip kadından 400 bin liralık ev istemişsin. Ben onun son kuruşuna kadar alacağım. O biraz zor canım. O iblisin teki be. Kendini ihbar eder, yine servetini sana yedirmez, ben sana söyleyeyim. Sen orasını bana bırak. Yalnız bana sormadan, danışmadan tek adım bile atmayacaksın. Tamam mı? Bilmem. Emin olamıyorum, anasının gözüsün ya sen. Ya bana kazık atarsan? Zehra, bak bu işte kader ortaklığı yapıyoruz. Lütfen. Ne yapayım, susayım mı şimdi? Sus. Emin misin? Eminim. Efendim? Ya sen nasıl gömdün cesedi? Ceset bulunmuş. Ya Serkan morga gitmiş, tanımış babasını. Günay arayıp söyledi. Ne oldu be, hortlak gibi oldun? Ne oldu? Bankadan arıyorlar. Hala böyle ufak tefek borçlar kalmış. Sen bize bir kahve yapsana, içelim karşılıklı. Olur. Cappuccino'su yapayım o zaman, hem serveti kutlarız. Heh, ne güzel olur. Hiçbir yere kımıldamayın. Ben hemen geliyorum.